Türkiye'den dünyaya mesaj, spordan mutlu akşamlar efendim. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Derbi maçına Bülent Yıldırım atanırken Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak isimler şöyle. 31. haftanın açılış maçında 16 Mart Cuma günü saat 20'de Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Gençler Birliği ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin hakemi Özgür Yankaya. 17 Mart Cumartesi günü saat 15'te iki mücadele var. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği mücadelede Sivas Spor Ordu Spor, Mardan Antalya Spor Stadyumunda Medikal Park Antalya Spor Eskişehir Spor arasındaki maçın hakemi Fırat Aydınus. Saat 17.30'da Bursa Atatürk Stadyumunda Deniz Çoban'ın yöneteceği karşılaşmada Bursa Spor MKE Ankara Gücü, haftanın derbi maçında saat 20'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım. 18 Mart saat 15'te Tevfik Sarıgül Stadyumunda Hüseyin Sabancı'nın yöneteceği mücadelede Mersin İdman Yurdu İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Saat 19'da iki mücadele var. Kamil Ocak Stadyumunda Gaziantep Spor'la Kardemir Demirçelik Karabük Spor arasındaki mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda Kayseri Spor'la Samsun Spor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Tolga Özkalfa. 19 Mart Pazartesi günü saat 20'de Fil Yapı İnönü Stadyumunda Beşiktaş'la Manisa Spor arasında oynanacak haftanın son karşılaşmasında hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın biletlerinin birkaç dakika içerisinde tükenmesi Sarı Lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Öte yandan Fenerbahçe Kadıköy'de oynadığı derbi maçlarda yenilgiyi adeta unuttu. Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkmadan tükendi. Sabah saatlerinde satışa çıkan yaklaşık 15 bin bilet almak isteyen taraftarlar, daha siteye bile giremeden 5 dakika içerisinde biletler tükendi ibaresiyle karşılaşınca isyan etti. Dakikalar içerisinde biletlerin tükenmiş olmasına ihtimal vermeyen taraftarlar, sosyal medyada sitem dolu mesajlar yayınladı. Her derbi öncesi aynı sıkıntıları yaşadıklarından şikayet eden, kara borsadan 10 kat fahiş fiyatlarla bilet almak zorunda kalan taraftarlar, Biletix'ten bir açıklama yapılmasını ve bu konunun aydınlığa kavuşturulmasını istiyorlar. Spor Toto Süper Lig'de playofflar öncesi sezonun son derbisinde 17 Mart Cumartesi günü lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda Kadıköy'deki lig maçlarında yenilgiyi adeta unuttu. Sarı lacivertliler Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki lig karşılaşmalarında Galatasaray'a 11, Beşiktaş'a ise 7 maçtır mağlup olmadı. Sarı Kanaryalar büyük taraftar desteği altında oynadığı Kadıköy'deki lig derbilerinde Galatasaray'ı son 11 maçtan 10'unda yenip 1'inde berabere kalırken Beşiktaş'la yaptığı son 7 maçtan 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve ezeli rakiplerine kendi evinde sevinme fırsatı tanımadı. Fenerbahçe Kadıköy'deki lig maçlarında Galatasaray'a son yenilgisini 22 Aralık 1999, Beşiktaş'a ise 17 Nisan 2005 tarihinde aldı. Galatasaray'ın devre arasında Antalya Spor'dan kadrosuna kattığı Necati Ateş, Kadıköy'e kazanmak için gideceklerini söyledi. Galatasaray Fenerbahçe maçlarının birçok oyuncuya inanılmaz hatıralar kazandırdığını söyleyen Necati, bu maçta güzel anılara yenilerini eklemek istediğini belirtti. Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş, Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maça kazanmak için gideceklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, gerçekten inanılmaz bir seri yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz ki Fenerbahçe maçı bizim adımıza, camiamız adına önemli bir maç. Yendiğimiz takdirde puan farkı 12'ye çıkacak ve inanılmaz bir şekilde rahatlayacağız. Galatasaray'da forma giydiği ilk dönemde Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynadıkları maçlarda goller attığını hatırlatan Necati. Çok güzel anılarım var. Gerçekten de Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının önemi çok büyük ve futbolcular için inanılmaz hatıralar kazandırıyor. İnşallah güzel hatıralardan birini daha edinirim ifadelerini kullandı. Necati Ateş şampiyonluk yarışında tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurgulayarak, şu an için hiçbir şey bitmiş değil. Puan farkı ne kadar açık olursa olsun disiplini ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Sonuna kadar bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Her ne kadar 9 puan fark olsa da rehavete ve rahatlığa kapılmamamız gerekiyor dedi. Necati Ateş futbol kariyerini Galatasaray'da bitirmek istediğini dile getirerek bu şans verilirse elimden geldiğince burada daha uzun yıllar futbol oynamak istiyorum. Kendimi de çok iyi hissediyorum dedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş çeyrek final peşinde. 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın akşam Atletico Madrid'i ağırlayacak olan siyah beyazlarda kart cezalısı Ernst ve Quaresma bu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında İstanbul'da İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Madrid'deki ilk karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah beyazlılar rövanşta turu getirecek skoru elde edip çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın Atletico Madrid karşısında turu geçebilmesi için 2-0 veya 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. İlk maçı 3-1 kaybeden siyah beyazlılar rövanşta aynı sonuçla galip gelmeleri durumunda karşılaşma uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de sonuç değişmezse turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. 2-0 veya 3 farklı skorlu galibiyetlerde Kara Kartallar adını çeyrek finale yazdıracak. Bu sonucun haricindeki gollü 2 farklı Beşiktaş galibiyetlerinde ise siyah beyazlılar kupaya veda edecek. Beşiktaş'ın tek farklı kazanması veya kaybetmesi halinde de Atletico Madrid bir üst tura çıkacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Fabian Ernst, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Ernst'in yanı sıra Madrid'deki ilk maçta teknik direktör Carlos Carvalho ile tartışan ve UEFA listesinde adı bulunmayan futbolcularla ayrı antrenman yapan Ricardo Quaresma'nın da kadroya alınması beklenmiyor. Siyah beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Madrid'deki ilk karşılaşmada forma giyemeyen Hugo Almeida bu maçta takımdaki yerini alabilecek. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Tagliavento yönetecek. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle. Kalede üçlü, savunmada İbrahim Toraman, Sivok Egemen İsmail, orta alanda Necip Fernandez ve Lissimao, forvette ise Mustafa Pekdemek ve Almeida. Beşiktaş'ta 25 Mart 2012 tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda eski yönetim kurulu üyelerinden Fikret Orman, Beşiktaş Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Fikret Orman, Siyah Beyazlı Kulübün 18-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Fikret Orman yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan değerleri yeniden hayata geçirmek için 25 Mart 2012 tarihinde yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta 25 Mart'taki olağanüstü kongrede eski yöneticilerden ve eski başkan adaylarından Murat Aksu, başkan adayı olmama kararı aldığını açıkladı. Trabzonspor'un Çek futbolcusu Çelustka Inter'e attığı golü unutamıyor. Başarılı defans oyuncusu o maçta önemli olanın Inter'i yenmek olduğunu, ancak galibiyet golünü kendisinin atması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadığını söyledi. Trabzonspor'un Çek oyuncusu Çelustka bu sezon UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 1-0 kazanılan Inter maçında attığı golde çok büyük mutluluk yaşadığını, gol attıktan sonra kendini rüyada gibi hissettiğini söyledi. Trabzonspor dergisindeki Trabzonsel soru cevap köşesinin Mart ayı sayısındaki konuğu olan başarılı savunma oyuncusu taraftarların sorularını yanıtladı. Çelustka Inter'e attığı golle çok büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Çünkü gol attığım takım 2 sezon önce Mourinho ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti. Gol attıktan sonra kendimi rüyada gibi hissettim. Maçtan sonra hem sahada hem de soyunma odasında yaşadığımız mutluluğu tarif etmek imkansız. Maçta önemli olan Inter'i yenmemizdi ama galibiyet golünü attığım için ayrı bir mutluluk yaşadım. Hala düşünüyorum ve o an bana hayal gibi geliyor," dedi. Trabzonspor'u ve taraftarlarının çok sevdiğini ifade eden Çelustka, kulübüyle 5 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu belirterek, kendisine gösterilen ilgi ve duyulan sevginin çok iyi olduğunu, bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini istediğini anlattı. Gençler Birliği 89 yaşında. Ligin 31. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Manisa Spor galibiyet istiyor. Şimdi de bu haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Ankara Sultanisi'ndeki 8 öğrencinin bir araya gelmesiyle kurulan Gençler Birliği Kulübü 89 yıldır Türk sporuna destek veriyor. 89. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kulübün yayınladığı mesajda, kırmızı siyahlı ekibin gençleri ve çocukları spora yönlendirmek, sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmek felsefesiyle bugünlere kadar geldiği vurgulandı. Mesajda ayrıca kırmızı siyah renklerin seçilmesinde kıtlık, darlık ve zorlukların önemli rol oynadığı ve kuruluş tarihinde kırmızı siyah basmadan başka uygun malzeme bulunamamasından dolayı bu renklerin benimsendiği belirtilerek, kulüp bugüne kadar geçen süreçte Türk futboluna sayısız yetenekli oyuncu kazandırmış ve spor tarihinin parmakla gösterilecek en seçkin isimleri arasında yer almayı başarmıştır ifadeleri kullanıldı. Manisa Spor Kulübü As Başkanı ve basın sözcüsü Selami Delan, ligde kalan 4 maçlarını da kayıpsız bitirmek istediklerini ifade etti.
Selami Delan, bu hafta oynayacağımız Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Kalan 4 maçımızı ayrı ayrı düşünüyor. Hepsinden de galip gelmeyi hedefliyoruz. Mersin İdman Yurdu'ndan sonra İstanbul'dan da galibiyetle dönerek ligde bulunduğumuz bölgeden üst sıralara doğru çıkmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz kalan 4 maçta 4 galibiyet almak diye konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Bayern Münih ve Marsilya adını son 8'e yazdıran takımlar olurken son 2 çeyrek finalist ise bu akşam oynanacak maçlarla belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2 çeyrek finalist daha dün gece oynanan karşılaşmalarla belli oldu. İsviçre'de 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Basel evinde 7-0'la geçen Bayern Münih adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken Fransız temsilcisi Marsilya evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Inter'e 2-1 kaybetmesine karşın adını son 8'e yazdıran bir diğer taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 çeyrek finalist bu akşam oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. İngiltere'de Chelsea Napoli'yi, İspanya'da da Real Madrid CSK Moskova'yı ağırlarken bu iki karşılaşmanın başlama saati 21.45. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur rövanş maçları yarın akşam oynanacak. 8 mücadeleyle tamamlanacak. Yarının programı şöyle. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler perşembe akşamı oynanacak 8 karşılaşmayla belli oluyor. Saat 20'de Athletic Bilbao Manchester United, Hannover 96 Standard Liège, PSV Eindhoven Valencia ve Udinese AZ Alkmaar karşılaşmaları oynanırken saat 22.05'te Beşiktaş Atletico Madrid'i, Manchester City Sporting Lisbon'u, Olympiakos Metalist Kharkiv'i ve Schalke 04'te Twente'yi ağırlayacak. Barcelona'nın orta saha oyuncusu Xavi Hernandez, teknik direktörleri Pep Guardiola'nın takımda kalmasını istediğini belirtti. Xavi, Guardiola'nın takımın en önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, onun gitmesine hazırlıklı değiliz diye konuştu. İspanya 1. Futbol Ligi La Liga takımlarından Barcelona'nın orta saha oyuncularından Xavi Hernandez, takımın teknik direktörü Josep Guardiola'nın sözleşmesini yenilemesini istediğini söyledi. Xavi, basına yaptığı açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Guardiola'yı yeni sezonda da takımın başında görmek istediğini belirterek, onun hayır demesine hazırlıklı değiliz, kalacağını umuyoruz, dedi. Guardiola'nın takımın sisteminin çok önemli bir parçası olduğunu kaydeden Xavi, yine de son karar Guardiola'nın, ben kişisel olarak yeniden sözleşme imzalamasını isterim, diye konuştu. Barcelona'da 2008'de göreve gelen Guardiola, takımın son 3 sezonda 13 kupa almasına büyük katkıda bulunmuştu. Pep Guardiola geçen sezon sona eren sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Ve bu haberle birlikte bugünkü spor bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.